Kidem hava durumunu ve şehre inmek için bindiği trenin zamanında gelip gelmediğini merak ediyormuş. Ee, bir yıl boyunca her gün hava durumunu, güneşli, bulutlu, yağmurlu ya da karlı, treni de zamanında ya da gecikmeli olarak kaydetmiş. Çiğdem'in kayıtları aşağıdaki tabloda verilmiş. Gerçekten ilginç. Zamanında gecikmeli ve toplam sütunları... Mesela hava güneşliyken toplam 170 güneşli gün varmış değil mi? Tren bugünlerin 167'sinde zamanında gelmiş. Üçünde de gecikmeli gelmiş Çiğdem. Evet, e, bunu niye yapmış bilmiyorum ama... Diğer hava durumları için de yapmış ve bize tabloya göre gecikmeli ve karlı olan olayları bağımsız mıdır diye sormuşlar. Tuttuğu istatistiklere bakılırsa Çiğdem de gerçekten ilginç bir insanmış değil mi? Peki Haydi şimdi biraz düşünelim. Deneysel olasılıklarla çalıştığımız için bu duruma şüpheyle yaklaşmamız gerektiğini de unutmayın. Ne kadar çok deney yaparsak teorik olasılıklara o kadar yaklaşırız ama deneysel olasılıkların teorik olasılıklardan farklı olma ihtimali de her zaman vardır. Şimdi bu veriyi kullanarak deneysel olasılıkları hesaplayacağız. E, trenin gecikmeli olmasının olasılığı nedir? Sonra da hava durumu karlıyken trenin gecikmeli olmasının olasılığını düşüneceğiz. Eğer bunların teorik olasılıklarını bilseydik ve bu olasılıklar birbirine eşit olsaydı yani trenin gecikmeli olması ve hava karlıyken trenin gecikmeli olmasının olasılığı birbirine eşit olsaydı diyorum gecikmeli ve karlı olayları bağımsız olaylar olurdu. Ama eğer teorik olasılıklar bilseydik ve trenin gecikmeli olması ve hava karlıyken trenin gecikmeli olmasının olasılığı birbirinden farklı olsaydı, o zaman da bu olayların bağımsız olaylar olmadıklarını söyleyebilirdik. Şimdi, teorik olasılıkları bilmediğimiz için deneysel olasılıkları hesaplayacağız ve buradaki deney sayısının da oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Sağ ol Çiğdem. Bu olasılıkların farklı olduklarını bulursak bu değişkenler bağımlı değişkenlerdir diyeceğiz kısaca. Çok yakın deneysel olasılıklar bulursak da bağımlı mamul olduklarını söylememiz biraz zor olacak ama isterseniz gelin önce bir hesaplayalım. Trenin gecikmeli olmasının olasılığıyla başlayalım. Haydi videoyu durdurun ve bunu kendi kendinize bulmaya çalışın. Şimdi Eşittir. 365 tane deney var ve tren bu deneylerin 35'inde gecikmeliymiş. Evet, 35 bölü 365. Peki, hava karlıyken trenin gecikmeli olmasının olasılığı nedir? Şimdi yine videoyu durdurun ve bunu da kendi kendinize hesaplamaya çalışın olur mu? Bir bakalım şimdi. Eşittir 20 gün kar yağmış ve tren bunların 12'sinde gecikmeliymiş. Payı ve paydayı 5 ile genişletirsek, hava karlıyken türenin gecikmeli olma olasılığı %60 ya da 0,6'dır. Bu deneysel bir olasılık ve bundan da oldukça büyük. Bu ise 0,1'den daha küçük bir değere karşılık gelir, değil mi? 365'te 35, evet, 0,1'den küçük. Bu veriye göre türen karlı günlerde normal günlerde olduğundan daha çok gecikiyormuş ve hava karlıyken türenin gecikmeli olma olasılığı trenin gecikmeli olması olasılığından daha büyük olduğu için de bu olaylar bağımsız mıdır? Hayır, bağımsız değildir.